Merhaba arkadaşlar, Orta Dövbe Bakanı'nın en lezzetli oyun kanalına, Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün çok uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım. Bir pre-alpha sürümünü, bir demo sürümünü oynayacağım. Bunu yapmamın sebebi de oynadığım oyunun sistem şoku olması arkadaşlar. Çok efsane bir oyun, bilenleriniz illaki vardır. Fakat bilmeyenleriniz için de bu video esnasında biraz konuşayım dedim, bir anlatayım dedim. Oynadığım esnada ses kaydı yapmadım. Bunun sebebi de işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bakın bakalım burada ne varmış falan filan tarzı bir videodan ziyade gameplay görüntüsünün üzerine oyun hakkındaki düşüncelerimi anlatsam daha bilgilendirici, daha aydınlatıcı ve daha içime sinen bir video olur diye düşündüm. Zaten kısa da bir video olacak arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir video olacak. Sistem Shock nedir öncelikle? Bugün hayatımızda BioShock gibi bir efsane bir seri varsa bu Sistem Shock'un sayesindedir. Bu serinin öncülüdür Sistem Shock serisi. Fakat çok eski oyunlardan bahsediyoruz tabii. Özellikle ilk oyun bayağı eski. Fakat ilk oyun ve ikinci oyun hala Steam'de var. Oynamak isteyenler oynayabilir. Tabii göz kanaması diski var arkadaşlar. Bayağı eski oyunlardan bahsediyoruz çünkü. Fakat her şey grafik değil tabii ki. Zaten Sistem Shock'u Sistem Shock yapan da hiçbir zaman grafikleri olmadı. Hissettirdiği atmosfer oldu, hikayesi oldu, oynanış dinamikleri oldu. Çok eski oyunlar olduğu için bağımsız bir firma, şu an adını hatırlamıyorum kusura bakmayın. İsim haklarını mı aldı artık, onların elinde mi kalmış isim hakkı veyahut da ilk oyunda mı onlar yapmıştı, hiçbir fikrim yok. Çok fazla teorik bilgi sahibi değilim ama oyunlarını oynadığım için bu kadar rahat konuşuyorum. Yeniden yapmaya karar verdiler. Bir remastered mı dersiniz artık, remake mi dersiniz, ne dersiniz? O tarz yeni terimlere pek kafam basmıyor artık çünkü özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konsollarından sonra ortalık bu tarz oyunlardan geçilmemeye başladı çünkü. Yeniden ele alıyorlar bu ilk Sistem Shock oyununu. Fakat bu yeniden ele alım biraz değişik bir şey olacak çünkü birkaç ay evvel PlayStation 4'de Ratchet & Clank diye bir oyun çıktı, hatırlarsınız, bilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey, ilk Ratchet & Clank'in aynısı olacak dendi fakat oyuna yeni silahlar eklenmişti, işte efendime söyleyeyim yeni mekanlar, yeni ara sahneler eklenmişti ve ilk oyundan çok başka bir şey olmuştu bu ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Aynı bu kafada yapacaklarmış Sistem Shock'u da, yapımcı firma böyle açıkladı ve çok mutlu oldum. Oynanış dinamiklerinde bir takım değişiklikler yapacaklarmış, bir takım hikaye esnasında değişiklikler gözümüze çarpabilirmiş. Böyle bir açıklamada bulundular. Kickstarter kampanyasıyla girdi hayatımıza bu ilk Sistem Shock. Ve ilk birkaç günde bayağı para topladılar. Nasıl toplamasını zaten, hani Sistem Shock gibi bir oyundan bahsediyoruz. Onun dışında bir iki gün içinde bayağı para toplandı. Ben zaten üst limiti de aşacaklarını ve bağışın yapımcı firmaya ulaşacağını ve bizim de oyuna ulaşacağımıza kesin gözüyle bakıyorum. Aksini düşünemiyorum bile yani, çok hayal kırıklığına uğrarım öyle bir şey olursa. Efendime söyleyeyim, ondan sonra bir iki gün içinde hemen bir demo yayınladılar. Ben açıkçası bu kadar kısa sürede bir demo yayınlayacaklarını beklemiyordum. Hani biz sizden para topluyoruz ama hani boşuna toplamıyoruz. Hani biz böyle bir şey yapacağız. Hani adamların esasında göstermek istemişler bir nevi ve bu benim çok hoşuma gitti bu davranış. Açıkçası bu kadar kısa zamanda böyle bir demo beklemiyordum ve oynayacağım demodan bu kadar etkileneceğimi de tahmin etmiyordum. Hani her iki yönden beni şaşırttı, bir tokat gibi çarptı adeta suratıma demo. Öncelikle grafikler gerçekten, şu an izlediğinizde de hak vereceksiniz buna, çok iyi olmuş. Yani neredeyse günümüz oyun standartlarını yakalamış. Kısmen bağımsız bir stüdyonun elinden çıkmış olsa bile oyun şu anda gerçekten çok iyi duruyor. Fakat benim tek bir şikayetim var. Unity grafik motoruyla yapıldı oyun. Bu sistemleri biraz zorlayan bir grafik motoru arkadaşlar. Fazla sistem gereksinimleri istemiyor fakat istemediği gibi de hani optimizasyon sorunları mı var grafik motorlarının bilmiyorum ama yetersiz, yani gereksiz kastırıyor. Aynı şeyde de başıma gelmişti. Bu Monochroma diye bir Türk yapımı platform oyunu vardı. O da Unity grafik motorunu kullanmıştı. Unity dedi inşallah, doğru söylüyorum. Şu an aklımda isim olarak öyle kalmış. Felaket şekilde kasıyordu. Zaten bunu da, bu gameplay videosunu çekerken de bilgisayar kasamdan böyle, hani nasıl diyeyim, çöp örtücüsüyle böyle değişik elektrik süpürgesi karışımı falan abuk sabuk sesler çıktı kasamdan. Yani Batman Arkham Knight oynarken bile bu kadar zorlanmamıştı kasam, saçma bir şekilde.
arasında böyle takılmalar olabiliyor yani. Fakat bunu açtığımız zaman neredeyse oyunun hiçbir sıkıntısına rastlamadım şu 10 dakikalık, 15 dakikalık gameplay esnasında. Mesela bu kapı açıldan karşıma ilk kez çıktığı zaman bu mutant mı diyeyim artık, insan mı diyeyim, neymiş? Humanoid bir şeymiş. Humanoid mutantmış. Mesela eski oyunlarda bu kadar gerilmemiştim çünkü artık hani piksel piksel Anadolu'ydu zaten ilk oyun zamanında neredeyse. Bu kadar değişiklik, bu kadar gerilimli bir atmosfer cidden beklemiyordum. Ya zaten arkadaşlar sistem şok yapan her zaman için atmosferi olmuştur. Mesela bu oyunu, bunu kesinlikle küçümsemek için söylemiyorum, yanlış anlamayın da hani mesela Call of Duty, Battlefield tarzı oyunlar hoşuna gidenler, o tarz oyunları sevenler, yani bu oyun size gelmez hani. Bunu kesinlikle yanlış anlamayın, art niyetle söylemiyorum. İlla ki herkesin zevki ve rengi tartışılmaz. Ama yani bu oyunda ne bileyim size ne bileyim böyle Hollywood vari aksiyon sahneleri, işte önceden hazırlanmış script sahneler, böyle atıyorum bir yerde bekliyorsunuz, 2 saat bekliyorsunuz, hiçbir şey olmuyor ama bir adım attığınız zaman bir kapı kırılıyor falan, hani o tarz önceden hazırlanmış sahneler falan beklemeyin. Böyle hayvani bir aksiyon beklemeyin. Veyahut da görev esnasında size yardımcı olacak 1000 tane NPC falan beklemeyin. Böyle şeyler beklemeyin. Olmayacak çünkü. Bu oyunu daha ziyade mesela ilk iki BioShock'u sevenler kaçırmayacaklardır diye düşünüyorum. Infinite biraz daha farklıydı. Kötü bir oyun değildi kesinlikle ama biraz daha farklıydı. System Shock daha çok ilk iki BioShock'u hatırlatıyor oynanış mekanikleri açısından. Onun dışında yer yer Dishonored ve Wolfenstein serisine oynayanlar bu oyundan kesinlikle hoşlanacaklardır. Ve kesinlikle Half-Life oyuncuları bu oyundan çok hoşlanacaklardır diye düşünüyorum. Tabii ki eski System Shock oyuncularının bunu ilk çıktığı gün alıp hayvan gibi oynayacaklarını da unutmayalım. Yani ben. Ondan sonracığıma, yani mesela bu oyunda sizi karşılamayacak olan şeyleri söyledim. Mesela bu oyunda sizi neler karşılayacak? Bir kere her şeyden önce araştırmacı bir ruh lazım. Şöyle söyleyeyim. Hani kesinlikle zor bir oyun olacak. Bundan adım gibi eminim. Ondan sonra ne bileyim hani elinizden tutan karakterler, NPC'ler, işte kolay ölen düşmanlar, ne bileyim hani ipuçları falan vesaire, bu tarz şeyler beklemeyin. Hani Half-Life'ı ilk oynadığınız anı hatırlıyor musunuz? Mesela hani bir araştırma tesisindesiniz ve elinizden hiç kimse tutmuyor. Hani ne yapacağınız belli değil, nereye gideceğiniz belli değil. Oradan oraya sürükleniyorsunuz. Korkuyorsunuz, geriliyorsunuz. Atmosferik bir oyundan bahsediyoruz. Aynı kafa. Hani hemen hemen aynı kafadan bahsediyorum. Mesela hani az önce ekranda gördüğünüz şu elektrik şeylerini, düğmelerini doğru bir şekilde sıralayıp uygun yere getirme olayını bile yapmaktan aciz duruma geldi oyuncular artık, günümüz oyuncuları. Hani o kadar basit oyunlar oynar hale geldik ki her şey ayağımıza hazır gelsin istiyoruz. Hemen sıkılıyoruz, hemen YouTube'a sarılıyoruz, hemen walkthrough videoyla böyle burayı nasıl geçeceğim falan filan. Hani unuttuk artık bazı şeyleri kendimiz yapmayı falan. Bu tarz eski oyunculara ilaç gibi olacaktır gözüyle bakıyoruz ki zaten inventory sistemi var artık. Yani oyunlarda görmeyi özlediğimiz şeyler bunlar. Hayvan gibi inventory tutacaksınız. Yeri gelecek bazı şeyleri inventory'nizden atmak zorunda kalacaksınız. Mesela burada ortalık karanlıktı. Bu benim ikinci gameplay'im. İlk gameplay'de hiç video çekmek aklıma gelmedi. Şurada mesela bir örümcek var, görüyorsunuz. O ışık düğmesini ben bulamamıştım ve o karanlıktı. Birden örümcek üstüme atladığı zaman koltuktan zıpladım, yani felaket tırstım. O yüzden ikinci gameplay'de ilk işim koşarak şu şey düğmesine basmak oldu. Işık düğmesine basmak oldu. Mesela bu tarz şeyleri tamamen kendiniz bulmanız gerekiyor. Hani o ışık düğmesine basmazsanız atıyorum, şeyin gameplay'in bundan sonrasında mesela karanlık bir şekilde bitirirsiniz ki YouTube'dan baktığım çoğu pre-alpha gameplay videolarında da millet ışık düğmesini bile bulamamış, bulmuş da basmamış mı anlamadım, karanlık bir şekilde bitirmişler oyunu mesela, saçma bir şekilde. Bu tarz şeyleri kendiniz bulmanız gerekiyor yani. Onun dışında yine ekrandan da göreceğiniz üzere çoğu öldürdüğümüz canavarın, robotun, mutantın her neyse üstünü başını arayabiliyoruz. La ihtiyacımız olan şeyleri inventory'imize katabiliyoruz. Şu an bu 10-15 dakikalık gameplay esnasında sadece elimizdeki boru ve az önce ateş ettiğimiz enerji silahı vardı. Ekranın sağ üst köşesinde can ve enerji barları var.
Bu silahı ateşlediğimiz zaman enerjimiz azalıyor. Şu anda ekranda da görüyorsunuz zaten. Onun dışında diğer crowbar'ı kullandığımız zaman, boruyu kullandığımız zaman herhangi bir eksilme olmuyor. Ondan sonracığıma başka ne diyebilirim? Mesela inventory'mizi şu an bayağı yarıladık neredeyse. Zaten yavaş yavaş da sonuna doğru yaklaşıyoruz gameplay'in. Kısa bir gameplay olmuş, demo olmuş. Fakat kesinlikle çok etkilendim. Bunu söylemek istiyorum. Hani bu kadar kısa sürede bu kadar karakterle özdeşleşebildiğim, kendimi yalnız hissettiğim, atmosfere kapılabildiğim uzun zamandır böyle bir yapım oynamamıştım. Hani nice oyunu oynuyorsunuz mesela günümüz standartlarındaki oyunlar. Zaten oyunun kendisi üçlü oturuşta bitiyor. Sıfır etkilenme. Ama nerede? Niye? Sen hani ter içinde kalkıyorsunuz bilgisayarın ya da konsolun başından. Aksiyon sahneleri, devrilen kafanıza düşen uçaklar, yıkılan binalar vesaire. Ama yani boş. Yani hiçbir şey yok. Size kattığı hiçbir şey yok. Bir araştırma duygusu yok. Bir tatmin duygusu yok. Bölümü geçtiğiniz zaman böyle bir falan sevinemiyorsunuz. Yani çünkü o kadar kişi elinizden tutuyor ki bir başarma hissi geçmiyor. Bakın mesela burada terk edilmiş bir uzay istasyonunda olduğumuz hissi bence ancak bu kadar güzel verilebilirdi. Hani şu pencerenin dışını ilk gördüğümde ilk gameplay'de hayran hayran izledim. Zaten arkada da güzel bir müzik çalıyordu bu esnada. Hani bittim ya, hani şu sahne mesela beni bitirdi. 10 dakikalık, 15 dakikalık demonun özeti bu sahne arkadaşlar. Yapayalnızız ve buradan bir şekilde kurtulmak zorundayız. Zaten bu kapıyı açtığımız zaman da gameplay'in sonuna geleceğiz arkadaşlar. Benim duygularım ve düşüncelerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Oyun çıktığı gibi de kesinlikle alıp oynamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.